14 Mayıs'ta bir seçime gidiyoruz bilindiği gibi. Seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Önce oradan başlayalım. Seçimler şu anda çok güzel. Ekonomide çok iyidir, çok güzeldir. Kim diyorsa para yoksa yalan söylüyor. Hani hayat, ekonomi çok güzeldir, milletin durumu iyidir, millet zengindir. Her bir evin kapısında 4-5 tane araba var. Hani fakir kimse yok. Kim diyorsa biz fakirlik yalan söylüyorlar. Şurada iki parçalı meşru olabilir. Kiracılar aç. Kim diyorsa bize açık yalan söylüyor. Gel evime bak. Demek ki o sende var. Kiracılar sürünüyor burada. Birden 600 milyon zam getirir mi insan kiracının üstüne? 1 milyar getiriyor. Kira ne böyle yükseltirler kendine. Demek ki onun her şeyi var. Onun her şeyini yok etsin. Yardım alıyorsa da almasın. Kiracılar zor durumda. 2 kuruş yardım almak için sabah 5'inden 6'dan gelip burası sıraya giriyor. Hayır, neyden bahsediyor ya? Siz ne düşünüyorsunuz seçim hakkında? Size de soralım. Seçim hakkında hak eden kazansın. Var mı gönlünüzde biri? Şu anda yok. Kime vereceğimi bilmiyorum. Daha düşünmedim. Ama böyle giderse kaybedebilir Tayyip Erdoğan. Kiracılar zor durumda. Ev sahibiler kendini yemiş. Depremden sonra kiralar hemen hemen 11 ilde artış yaşadı. Bunun temel sebebi ne? Benim evimde çatlaklık var. 600 milyon zam getirdi üstüme. 600 milyon zam getirdi. 1 milyar 200 yaptı 2 odayı. Ev sahibinin kendi kararı mıydı bu? Evet. Kendi kararı. Bir eldir. Eşim bir elde çalışıyor. 2 çocuğum var. Yetişmiyor. Yani amca konuşuyor da demek ki amcanın her şeyi var da amca kendi üstüne konuşsun. Yok, bir şeysi yok. Ne bir şeysi var? Hiçbir şeysi de yok. Hiçbir şeysi yok da niye konuşuyoruz ama? Yok, kendi üstüne konuşsun. Tamam işte kendi üstüne konuşsun. İşte ben ne diyorum? Kiracılar sürünüyor. Ev sahibiler değil. Adıyla telefon kullanıyorsunuz. Niye yok ya? Nasıl yok? Şimdi nasıl sen yok, kendi adına konuş. Ne? Ev sahibiler... Ben kendim adıma konuşuyorum. Tamam ben kendi adıma, kendi adıma, ben kiracıyım, ben kendi adıma konuşuyorum. Çıt olu bari, çıt olu bari, çıt olu. İro limaratı, hafif biler, nift, herhalde. Doğal gazı şu bu. Tedaviye şey yani. Tedaviye şey kokor, boş boş konuşuyorsun. Bu Türkiye'nin iyi halleri. Tek çaresi, tek çaresi Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıdır. Başka bir çaresi yoktur. Başka çaresi yoktur. Hepimiz acız. Kim söylüyorsa diyor ki ben burada tokum. O adam yalan söylüyor. O adam yalan söylüyor. Çalmaktan başka hiçbir şeyleri yoktur bu hükümetin. İsterse gelsin beni şimdi yakalasın götürsün. Ne düşünüyorsunuz peki, seçim olumlu geçecek mi? Seçim olumlu geçecek. Bu şekilde olumlu, inşallah da olumlu geçer. Bu ortadaki insanların bu boynunu kırarlar. Bu şekilde konuştukları için evinde ekmek yok, gelip burada bas bağırıyor, diyor ki ben tokum. Senin üzerinde söylemiyorum baba. Senin üzerinde söylemiyorum. Eğer particiysek tehdit eder. Güzelce konuşma. Tehdit değildir. Bu tehdit değildir. Bu tehdit değildir. Bu tehdit değildir. Tehdit değildir babam. Tehdit değildir. Nasıl tehdittir? Sen tok musun? Ben tokum. Sen de aşların şeyin var mı? Haberin var mı? Haberin yok. Açgözlülük var bizde. Nasıl açgözlülük var? Nasıl var? Açgözlülük herkesin evinde dedik ya. Nasıl herkesin evinde var? Herkesin evinde yok. Herkesinkinde var. Seninkinde var, onunkinde yok abi. Çocuklar Avrupa'da değil zengin. Kadını çalışıyor, erkeğe çalışıyor, gece. Burada da herkes çalışıyor. Kim çalışmıyor ki burada? Kimse çalışmıyor. Hepsi yatıyor. O yatanlar zenginlerdir. Fakirler değildir. Yok Hacı abi, doğru. Fakirlerdir. Avrupa'da 100 euroya bir tane koyun alırsın. Burada 100 liraya bir kilo et alırsın. Aynen doğru. Doğru söyle acaba. 100 liraya bir kilo et alırsın sen. Bir kilo et Allah'ına kurban. Burada bir kilo et 400 lira, 400 lira. Senin haberin bundan var mı? Şimdi sen anlamadım. Senin işte bak bana. Senin ailen, bir kilo et almış, eve götürmüş mü? Allah'ına kurban. Söyleyin. Bir şey söyleyeceğim. Biraz sakin olabilir miyiz? Hepimizle konuşacağız ama lütfen sakin olun. Böyle gerginlik yaşansın istemiyoruz. Sakin olmamak elde değil ki ablam. Elde değil ki. Milletin hepsi açtır. Tok olan yoktur. Şimdi senin üzerinde söylüyorum. Sen tok musun?
Hı? Söyleyeyim ben, ben sana sorayım. Biz cevap veremiyoruz bu soruya maalesef. Çünkü biz mikrofonumuz var. İşte. Benim aylığım 12 bin lira. 12 bin lirayla ben neyle geçineyim? Evim kira. 4 bin lira, 5 bin lira kira veriyor. Benim çocuklarım üniversitedeler. Her birine ikişer bin lira para göndermesem asla bu çocuklar orada şey yapamazlar. Geçinemezler. Ya sen ne diyorsun ya babam ya? Kendi kendine konuşuyorsun sen. Bir şey söylediğin zaman doğru söyle. Benim 4 tane çocuğum okuyor. İkişer bin liradan 6 bin lira para ediyor. Sen bunun hesabını biliyor musun? Sen nasıl okutuyorsun? Geç burada konuş. Tamam ben zaten senin gibi insanların yüzünde kalır. Adam konuşur burada. Sen konuşacaksa gel kamera karşısında konuş. 5 kilo kömür. Ha 5 200 kilo kömür veriyor. İki torba makarna veriyor. Ben burada karnımı doyuruyorum. Git doyur.